Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ta kimsenin bilmediği ejderha itemlerini size göstereceğim. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda ekrana atmış olduğunuz yorumların resimleri geliyor. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bunu siz kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Minecraft'ı 1.14 sürümünde açıp Data Pack klasörünü save dosyasına atmanız gerekecek. Açıklama kısmında Data Pack klasörü var. Şimdi hemen birincisinden başlayacağım. Kaç tane göstereceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane item göstereceğim arkadaşlar. Baya bir güzel şeyler göstereceğim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ejderha Blue diye bir şey var. Nasıl yapılıyormuş? 8 9 tane yok bir dakika 8 tane purpur bloğu tamam mı sonrasında ise arkadaşlar ejderha kafasını crafting table'ımıza böyle bıraktığımızda bize görmüş olduğunuz gibi dragon bloğu verdi. Bu dragon blok ne işe yarıyor biliyor musunuz? Böyle yere bıraktığınızda arkadaşlar havaya doğru çıkıyor. Mesela diyelim ki bir devreyi tamamlayacaksınız. İşte devreyi tamamlamak için bunu da kullanabiliyorsunuz. Hemen buraya bırakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi devreyi tamamladı ve kızıl taş lambası yandı arkadaşlar. Böyle işte kendi Minecraft'ınızda değişik değişik devre yapabilirsiniz. Hatta bunu şöyle bir kırayım ben. Tekrardan göstereyim bakın. Hop çıkıyor yukarı doğru. oh Üzerine binsem ne olur acaba? Aa bir dakika. Üzerine binmeyi deneyeceğim. 3, 2, 1. Aa üzerine binemiyormuşuz. baya bir enteresan bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Baya bir değişik bir görüntüsü var. Her tarafında ejderha'nın suratı var yani. Ejderha blo diye geçiyor. Hemen bunları yukarı doğru bırakacağım. İkincisine geçeceğim arkadaşlar. İkincisinde ise arkadaşlar ejderha taşı diye bir şey var. Bakın şöyle yere bırakıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane göz böyle ejderha yumurtası na bir taşın içinde dönüp dönüp duruyor. Şimdi bunu nasıl yapıyormuşuz hemen göstereyim. 2 tane end kristali, 1 tane ejderha yumurtası, 6 tane kızıl taş tozu lazımmış. Hemen şöyle crafting table'ımıza bırakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ejderha taşımız oldu. Şimdi hemen bunları yukarı doğru bırakacağım. Şuradaki bakın gözün içindeki yere tıkladığımızda arkadaşlar bize özellik verecek ama öncelikle bir game Mode survival geçeceğim. Tamam mı? Bize XP lazım. XP set, ters maske, 1 1 1 1 1. Abi ka 1 1 1 level level olsun aynen Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi levelimiz var. Mesela diyelim özelliği aldığımızda bizden level alacak. Bakın hemen görmüş olduğunuz gibi özellik verdi. Bu özellik ne işe yarıyor? Öncelikle arkadaşlar böyle baktığınızda mesela şöyle aşağıya doğru baktığınızda, ters şekilde aşağıya doğru baktığınızda size uçma şeyi veriyor. Sonrasında ise arkadaşlar shift tuşuna bastığınızda etrafa ejderha nefesi püskürtebiliyorsunuz. Hemen şuradaki canavarlardan deneyeceğim. Bir de yavaş düşme var arkadaşlar. Yani tüy düşüşü diye bir şey var. Bayağı bir güzel bir şey. Şimdi hemen difficulty Normali alayım. Buraya birkaç tane zombi bırakacağım. Şimdi bunları arkadaşlar hemen Ejderha nefesiyle öldüreceğiz abi. Bakın shift tuşuna basıyorum. Bak 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 hasarıyorlar. Dur şimdi şöyle yapalım. Gelin bakalım. Ye! Yeah. Şimdi bu çok güzel bir şey ama yani çok fazla da yakınlaşmak istemiyorum. Ölebiliriz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi zombilere ejderha nefesiyle hasar verebiliyorsunuz. Tabii birazcık güçsüz bir şey ama olsun. Aa bitti. Evet. Böyle her zaman gidip almanız gerekecek arkadaşlar. Böyle ejderha nefesiyle istediğiniz kadar hasar verebilirsiniz ama ben bunu kırayım ya. Bu bloklar beni engelliyor. Yanın yanın. Allah. Yana bakalım. Allah geliyorlar. Allah. Özellik bitti. Özellik bitti. Özellik bitti. Dur. Dur dur. Gelme gelme gelme. Allah öleceğim. Oh be. Evet birazcık öldürmem zor oldu arkadaşlar. Niye bu kadar güçsüz yapmışlar bilmiyorum ama gerçekten yani güzel bir şey. Hemen bunu chest'e bırakacağım. Tekrardan bir diğerine geçeceğim. Tabii ki difficulty peaceful yapayım canım birazcık da olsun. Arkadaşlar burada ise ejderha incisi var. Ender incisiyle aynı şey. Bakalım gerçekten doğru muymuş? Şöyle hemen yaptınız arkadaşlar. Ejderha nefesi ve ender incisini böyle crafting table'ınıza bıraktığınızda ejderha incisi görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Şimdi hemen bunu atacağım abi. Attığınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dragon klava dönüştü. Bu dragon klav ne işe yarıyor hemen size göstereyim. Ve şimdi mesela diyelim ejderha incisini kullandığınızda bakın burada belirli bir yere hasar veriyor. Hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bir dakika bir dakika dur. Ejderha incisinden birkaç tane daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi buraya birkaç tane inek bırakacağım. Şimdi buradan ejderha incisini fırlatıp kaçtığımda... Bakın hemen görmüş olduğunuz gibi ineklere hasar veren bir alan oluşturdu. Böyle görmüş olduğunuz gibi etrafınızda canavarlar veyahut da böyle yaratıklar bulunursa bunu kullanırsanız arkadaşlar hem onlara hasar verir hem de oradan çabuk bir şekilde kaçmış olursunuz. Bayağı bir güzel bir şey. Bunu kullandığınızda arkadaşlar Dragon Klava dönüşüyor. Bunun ne işe yaradığını size göstereceğim birazdan. Şimdilik envanterimde dursun. Şöyle yukarı doğru şey yapayım. Allah! Allah! Dur dur dur. Enderman çıktı. Git git. Git bakalım. Hadi. Gelme gelme. Gelme. Sen ne kadar inatçısın. Ölümsüz bir şey çıktı arkadaşlar. Hayır. Heh, tamam öldü. Okey. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ejderha incisini de kullanınca arkadaşlar yani bize böyle Endermind'ları çıkartıyor. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Neymiş? Dragon Chrome diye bir şey var arkadaşlar. 4 tane obsidyen. Bu niye 5 oldu? 2 e, tane ender gözü, 1 tane ejderha yumurtası lazımmış. Bakalım crafting table'ımızda gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Hemen bunları da şöyle bırakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar crafting table'ımızda yaptık. Hemen bunu giyeceğim ve arkadaşlar birkaç tane daha bir şey yapmamız lazım. End kristalinin yanında arkadaşlar biz durduğumuzda bu bize rejen verecek. Bakın gördünüz mü? Hemen canımız doldu. Wither clear yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bu bölgeye hiçbir şekilde endirmen gelemiyor. Hemen komutunu yazıyorum bakın Summon Minecraft Enderman yazıyorum bak Bakın şöyle gözünün içine bakacağım Gelemeyecek abi Gördünüz mü Enderman'den sizi bu koruyacaktır arkadaşlar Baya bir güzel bir şey arkadaşlar Yani bunu evinizin etrafına yaparsanız Evinizin etrafına hiçbir şekilde Enderman'ler gelemeyecek Baya bir güzel bir şey Yani bunu kullanmak için çok 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 çok, çok, çok özel bir nedeniniz olması lazım. O da Endirmenler. Endirmenlerden vallahi ben de tırsıyorum birazcık. Tamam. Tehlike geçti değil mi? Hemen bunları da bırakacağım yerine. Bir dakika şöyle şunları hemen bırakalım. Buradaki neymiş? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki Dragon Claw. Dragon Club'ın ne işe yaradığını size göstereceğim. Öncelikle birazcık inek falan alalım. Bunlar neyden yapılıyormuş? Ender incisi ve bir tane yumurta. Bir tane de altın kılıçtan yapılıyormuş. Tamam. Hemen şöyle crafting table'umuza bunları bırakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi oldu. Arkadaşlar bu bizim Minecraft'taki kazma, kürek, balta, onun gibi itemlerin birleşimi ve bize de özellik veren bir şey. Hemen şöyle bir dakika. Bir dakika yanlış kırdım. Yanlış kırdım. Yanlış kırdım. Geliyor, geliyor. Kaçın. Evet arkadaşlar sabah yaptım. Şöyle hızlı bir şekilde size göstereyim. Mesela Toprağı kıracaksınız bakın hızlı bir şekilde toprağı kırdınız. Buradaki çiti kıracaksınız. Hızlı bir şekilde çiti kırdınız arkadaşlar. Allah o ne be ödüm koptu. Git. Bunları öldürsem ne olur acaba? Woo! direkt öldürüyormuş. Bir dakika o zaman bir tane inek çağıralım. İki evet iki hamlede öldürdük. Mesela buradaki odunu kıracaksınız. Hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte maden yapmak için bunları kullanabiliyorsunuz. Hemen ben difficulty peaceful yapayım canım. Doldu da açlığım dolmadı. Ve burada ayrıyetten suyun altında denemek istiyorum. Bir dakika suyun altına girelim bir. Evet suyun altında da acayip hızlı bir şekilde blokları kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bununla maden yapabilirsiniz. Sınırsız bir şekilde maden yapabiliyorsunuz ve ayrıyetten şöyle bir şey. Bakın şuradaki Blue ne kadar hızlı kıracak. Evet yani birazcık zor kırıyor obsidyeni ama arkadaşlar yani normal kazma ile aynı derecede kırıyor. Eğer kazmanız yoksa bunu yapıp hemen obsidyen toplamaya başlayabilirsiniz. Tabi buna basmayacağım. Şimdi başka bir şey kalmadı zaten her şeyi gösterdim bununla ilgili. Aa bir dakika bunu göstermedi evet. Bunu da görmüş olduğunuz gibi sınırsız şekilde arkadaşlar ender incisi atabiliyorsunuz. Ayrıyeten de arkadaşlar acele 6 efekti veriyor. İstediğiniz yere işte görmüş olduğunuz gibi Ender Pearl atabiliyorsunuz. Hemen bunları yukarı doğru atacağım bunların hepsini size gösterdim. Bunu gösterdik mi? Gösterdik. Buradaki neymiş? Bunu da gösterdik. Arkadaşlar buradaki itemimizde ise ejderha derisinden yapılan bir kaskımız var. Bunu yapmak için arkadaşlar ejderha derisi gerekiyor. Normal kaskı yapar gibi crafting table'ımıza itemimizi bırakıyoruz. Bu ejderha derisini arkadaşlar ende gidip ejderhaya vurduğunuzda elde edebiliyorsunuz. Hemen kaskımızı alacağım ve deneyeceğim bakalım ne gibi özellikleri varmış. Şunu çıkartalım. Bunu da giyelim. Evet Ateş direnci veriyor arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde ateşe direnciniz oluyor. Hemen şuraya bırakalım lavımızı. Mesela şöyle yapalım. Bakın. Birazdan yanmaya başlayacağız. Evet yanmaya başladık. Bunu giydiğimizde arkadaşlar hemen ateş direncimiz böyle görmüş olduğunuz gibi devreye giriyor ve acayip derecede güzel bir kaska benziyor ya. Baksanıza ejderha gözü var yani üstünde. Bayağı bir güzel bir şey arkadaşlar. Keşke Minecraft'ta gerçekten böyle itemler de sınırsız bir şekilde gelmeye devam etse arkadaşlar. Yani böyle sürekli yeni yeni itemler gelse çok güzel olurdu. Hemen bunları da bırakacağım. Bunun fazla bir özelliği yok arkadaşlar. Sadece ateş direnci veriyor. Hemen bunu da şöyle buraya bırakacağım. Buradaki neymiş bakalım bir. Evet, buradaki ise arkadaşlar çok 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 güzel bir şey. Bu madendeki canavarları, mobları böyle size gösteren bir X-ray cihazı gibi bir şey arkadaşlar. Hemen Şöyle göstereyim bir dakika. Bakın bir dakika gözüküyor mu? Aynen. Bakın görmüş olduğunuz gibi duvarın arkasından balıklar, işte mürekkep balığı. Sonrasında aşağıda maden var mı? Evet, maden var arkadaşlar. Yarasalar gözüküyor. İşte zombiler vesaire gözüküyor. Burada enteresan bir yaratık vardı. Hemen ben difficulty normali alayım. Canavarlar da olsun aşağıda. Bakalım bir. Evet bak 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 bak. İskeleti gördünüz mü? İskeleti net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte duvarın arkasındaki canavarları, creeperları, zombileri görebilirsiniz. Bayağı bir güzel bir şey. Yani bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı enteresan bakar mısınız? Gerçekten acayip. Hemen bunu da yerine bırakacağım. Sonuncusuna geldik. Sonuncusu efsanevi bir şey arkadaşlar. Acayip derecede güzel. Ender Dragon'u spawner. Yani ejderha spawner arkadaşlar. Hemen şöyle crafting table'ımıza Bunları bırakıyorum Bunu da ortaya bırakınca Ejderha Spawner'ını verdi arkadaşlar Dragon Spawner Bunu mesela şuraya bırakalım Evet bıraktım Hemen uzaklaşacağım Game Mode Creative geçeceğim Aha geldi nerede 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 Aha geldi Bak 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 Çok değişik ve özel bir ejderha arkadaşlar Bunu öldürdüğünüzde hiçbir şey vermiyor Normal görmüş olduğunuz gibi Ejderha yani Şöyle ben bir tane kılıç alacağım. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar normal kılıçla vurunca canı çok fazla gitmiyor. Hatta şuradaki yeri kırayım. Buradan can çekiyor bu. Tamam gel bakalım. Gel buraya kaçma gel. Gel buraya vuramıyorum. Evet canı gitmiyor arkadaşlar. Bunu öldürmek bayağı bir zor. Onu da söyleyeyim çok 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 zor bir şekilde öldürebilirsiniz. Evet hepsi bu kadar da. Hepsini siz kendi Minecraft'ınızda deneyip arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram, Twitch adreslerim bulunmakta. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz.